Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Serinin 8. videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. 5. sahne, 2. bölüm, 2. kısım. Tuhaf Yoldaşlar diye bir bölüm. Ekibim şu şekilde arkadaşlar, görüldüğü gibi. Corvus, Herkül, Kıyamet, 6 yıldızda Heimdall var ama onu sinerji için aldım yani. Genelde 4 yıldızlarla oynayacağım yine her zaman olduğu gibi. Başlayalım hemen, hızlı bir şekilde oynayacağım. Kısa bir karo bilgisini vereyim burada hemen size. Nereden gideceğim de belli değil. Herhangi bir plan da yapmadım videodan önce. Random şuradan gideceğim şu bölümden. Ne varmış burada? Güç sızıntısı. Gerçi burası biraz alengirli ama bakalım. Rol değiştirme ve güç kalkan. Bir önceki bölümde olduğu gibi aynı karolar burada da mevcut arkadaşlar. Rol değiştirme bilindiği üzere sınıf etkilerini tersine çeviriyor. Güç kalkanında normal vuruşlardan hasar veremediğimiz gibi tamamen özel saldırılardan hasar verme yoluna gittiğimiz bir karo oluyor. Burası biraz alengirli gibi gözüküyor. Şuraya bakalım. Dambalanın zehri. Burada da bayağı bir şeyler var. Neyse şuradan gidelim ya. Şu mistik dambalanın zehrinin olduğu yerden ayrı gidelim. Ve portalını ışınlanalım. Aylık maceraları ve sahneleri oynadığım için arkadaşlar pek fazla sık video atamıyorum. Şöyle bakalım buraya neymiş. Dambalanız yer. Herkül'le girelim. O yüzden yani bu videolar biraz seyrek. Ayrıca maceraların bitirdiği yani son günlere doğru geliyor işte. Biraz yük kasalım. Sandalyeyi bir alırsak güzel olacak. Şimdi bir tane D2'mizi patlatalım şöyle bakalım ne kadar hasar vereceğiz. Güzel. Evet. Kolay bir şekilde aldık. Tabi sınıflar tersine olduğu için yani mistik olsa bile tekno gibi dövdük yani. O yüzden hızlı bir şekilde aldık. 4 yıldız Herkül bile ne kadar iyi ya. 6 yıldızlısını daha hiç oynamak nasip olmadı şunun. Magic. İşte bu biraz sıkıntı. Aslında sıkıntı değil de bunun limbosu insanı yoruyor yani. Aynen bu şekilde. Yani hiç dayak yemeden öldürüyor bizi bak. Görüldüğü gibi canımızın çoğusu gitti. Neyse şu limbosunu da açtım. Bunu da aldık ama bayağı bir canımızı götürdü. Tabii limbolar büyük sıkıntı. Devam edelim hızlı bir şekilde. Bir mistik daha peşine. Burada kıyametle girelim ya. Muhtemelen bir tane L2 atarsak tek de alabiliriz bunu. Scarlet Witch. Talihsizliğe bak. Kanamalar hasar verir arkadaşlar. Kanamazlar olsun, zehir olsun, şok olsun. Hasar verebilirsiniz rakibe.
irade gücüm de açık olmadığı için herhangi bir sağlık basma gibi bir imkanım da yok yani. İrade gücünü açamadım da. Teklif bekliyorum. Karbonhidrat çekirdeği teklifi geldi ya, alacağım yani. Zamanında tecrübesizlik. Gittik 550 kredi verdik yani. Böyle dönem dönem 1000 kredi, 3 tane 4 tane karbonhidrat çekirdeği teklifleri geliyor. Onları bekliyorum yani. Gerekirse açmam yani irade gücünü. Ama çok önemli yani. Gerçekten irade gücünün olmaması çoğu yerde aratıyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani çok önemli bir şey. Sağlık basamıyorsunuz yani. Mesela üzerinize bir hasar vermeyen zayıflatıcı alıyorsunuz. Ama ne yazık ki E2 alalım. 1, 2, 3, geri çekil, hop, gelişine. Bu şekilde. Yani irade gücünü atmak istiyorum ama kredileri de mantıklı kullanmanın peşindeyim. Arena kasmadığım için, bak 3500 civar kredim var, hiçbirinde arena kasarak da toplamadım yani. Sadece harcamıyorum yani. Harcamayarak topluyorum kredileri. Herkül'le devam ya. Yani ağır saldırı atalım. Yükümüzü alalım. Venom da zebellah gibi. Bir beşli vuralım. Levir alalım. Ah, boşalttık L2'yi. L2'sinden kaçabilecek miyiz? Kaçtık. Bir, iki, üç. Ya şaka gibi ya. Ben bastım özel saldırıyı, o attı. Neyse. Kıyametle devam edelim. Yani görüldüğü gibi şimdi Venom'un L1'lere de takviyeleri etkisiz bıraktığı için direkt öldürdü bizi. Yani ölümsüzlük bile açamadık. D2 atabilirsem güzel oluyor. Geliyor. Haydi bakalım. Evet, son düzlüğe doğru geldik sayılır. Arada şey basmayı unuttum ya. Destek basmayı unuttum. Boşa gitti. Belki seviye atlardık. 54'ün sonuna doğru gelmişiz. Şurada bir bakalım neler var bu karoda. Riski almaya değer mi? Sersem bu aşıkta artı. Neyse ya, ben bunu video dışında geçelim. Ben şimdi kısa yoldan bitireyim de. Nasıl olsa buradan bir iki tur daha atacağız. Iceman'e de tabii ki Corvus'ta gireceğiz. Üç. Orta, hafif, orta. Orta hafife dönüyoruz tabii bundan sonra. Orta, hafif. Orta, hafif.
yükümüz olmadığı için. Orta hafif. Gel bir zırhını kıyı. Daha bir L2 atalım. Çünkü bir özel saldırı da atmamız gerekebilir. Devrilebilir mi acaba? Ölmedi. İki tane şöyle. Hafif saldırılarla yükümüzü koruduk ve L1 ile de indirdik. Aslında bu kadar uğraşmamıza da gerek yok da işte neyse. Bu son zaten arkadaşlar. Bundan sonra 4 yıldızları kullanmayacağım. Yani biraz daha kuvvetli kadrolarla girerek hızlı bir şekilde yolumu geçmeyi planlıyorum. Geldik elektroya. Buna da tabii ki kıyamet. Hasar veremediğimiz için zaten herhangi bir yansıtma da almıyoruz. Ya bunun var ya L1 L2 inanılmaz hasar veriyor. Hani elektro ile oynayayım ben de aynı hasarı vereyim desem vermezsiniz yani. Ama rakip olduğu zaman namussuz böyle bir hasar veriyor ki inanılmaz. Evet, geldik boss'umuza. Boss'umuzda da Hood vardı. Karo var mı diye şöyle hemen hızlı bir şekilde bakalım. Enerji verme, özel saldırı 2, kritik var. Tercihen de özel saldırı 2. O neymiş? Ya bu kadar. O kadar amşan bir şey değil. Muhtemelen bunu da tek L2'de indirebiliriz yani. Biraz böyle hesaplı oynamamız lazım. Bir tane L1 attırmamız lazım. Çok fazla güç para basıyor. Bu da dayanamıyor tabii. L1'ini hemen atar genç Osman. Çok seviyor L1 atmasını. Beklemeyeceğim. Ciğerini söktü ya. Vallahi billahi. 4 yıldız kıyamet bile neler yapıyor yani. Bunu da 6 yıldızlısını hiç bulamadım. Eski hesabımda 5 yıldızlısı vardı ama. Evet arkadaşlar. 8. videomuzun da sonuna geldik. 5. sahne, 2. bölüm, 2. kısmı da bu şekilde geçmiş olduk. Sıradaki 3. kısımda tekrar